Burada önemli bir etkinliğin sonundasınız. Evet. Bu etkinlik kısa özetleyebilir misiniz? Hocam bu ülkemizin Milli Uzay Programı'nda 2018 yılında Ay'a gönderdiği aslında rover aracını temel teşkil edilmesi için tasarlanmış bir yarışmaydı. Uluslararası bir yarışma. Yurt dışından 9 tane takımımız katıldı. İngiltere, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan ve Bangladeş'ten. Ve Türk takımları burada yarıştılar. Burada gördüğünüz sahalar birebir Mars ve Ay sahalarını temsilen kurulmuş. Birebir aynı. Yani seçilen bölgenin tamamen aynısı yapılmış. Hocam bir gösterebilirsiniz etrafı da. Bu yer istasyonu olarak tabir ettiğimiz oraya gittiğinde hem yaşam alanı ve komuta merkezi olarak kullanılacak alanı bir simülasyonu. Bu gördüğünüz Cezeryu krateri ve bir lav püskürtüsüyle birlikte aslında burada tamamen bir Mars ve Ay yaşam ortamı oluşturduk. Burada rover dediğimiz gezegen gezgini olan geliştirdiğimiz araçlar yarışırken aslında üzerlerindeki disiplinler arası bir çalışma rover dediğimiz. Üzerinde robotik olarak bir bilim görevi atanıyor. Buradan şu gördüğünüz kraterden örnek alıp onun analizinin yapılması, baktığınız zaman haberleşme konusunda yetkinlikleri var. Kamerası var üzerinde. Hem keşif görüntü, keşif ve oranın keşfi zaten bir keşif aracı olarak da tabir ediliyor. Onları ilk defa ülkemizde böyle bir organizasyon yaptık ki 2028 yılındaki görevi net bir şekilde sağlayabilelim diye. Mesela Ay sahası dünyada ilk defa kurulmuş bir sahadır. Daha önceki yarışmalar hep Mars sahasında yapılıyorken şu an hem dünyanın odağı biraz Mars'tan Ay'a kaymışken hem de bizim Milli Uzay Programımız da Ay'a hitap ettiği için biz bu yarışmada ilk defa Ay sahasında kurduk ve dünyadan da büyük bir ilgi gördük bu sebeple. Şimdi ülkemizde tabii çok gençler çok farklı alanlarda farklı evet. Çalışmalar yapıyorlar. Tabii en önemli yapmadığı yüksek çalışmalardan bir kısmı da tıp alanda veya havacılık alanda veya hatta uzay alanda yapılan evet. Çalışmalar. Buradaki çalışmalar katma değeri son derece yüksek çalışmalar. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Analizisi'nde ülkemizde gelecekte mimar, mühendis olmak isteyen, bilim insanı olmak isteyen, girişimci olmak isteyen çocuklarımız çok farklı alanda geliyorlar. Evet. Günümüzdeki süreçte biz nasıl biz sizinle ortak çalışma yapabiliriz? Bizim çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdiden bir işaret verelim. Okulların açılmasıyla beraber hafta içi, hafta sonu farklı şekillerde nasıl işbirlikleri yapabiliriz? Biz aslında burada hani lise ve altta daha alt yaş grubu öğrencileri çok fazla önemsiyoruz. Zaten önümüzdeki sene yarışmaya bir lise kategorisi de eklemeyi düşünüyoruz. Çünkü hani biz biliyoruz ki bizim lisedeki arkadaşlarımız bundan çok daha iyisini yapabilirler. Yeter ki kendilerine yansınlar. Ama onların yapamayacağı tarzda bir araç değil. Ki 2028 yılındaki o gerçek göreve girerken de onlarla birlikte de aslında onlardan destek alarak onlarla birlikte bu etkinliği yapabilmek bizim asıl amacımız. Ki bu, burada da aslında Türkiye Uzay Ajansı, gene İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Uzay Sahası İstanbul MSI gibi destekçilerimiz var. Hakeza gene sponsor olarak bayrakların kurmuş olduğu Fergani Uzay Sistemleri girişimi. Amerika'dan Sierra Space Corporation ki 4.5 milyar dolarlık bir uzay ticari sistemini yöneten. Bunların hepsini ülkemize kazandırabilirsek zaten bu işbirliklerini. Yani lisedeki arkadaşlara çok çok daha fazla ihtiyacımız var. Hatta belki ortaokula kadar bile indirgeyebiliriz. Beraber biz onlara gelip eğitimler verebiliriz. Rover konusunda kendi jeolog arkadaşlarımız var. Kendi alanında çok iyi işte moleküler biyoloji, genetikten işte makine mühendisliği, uzay mühendisliği. Yani her alanda aslında bizim şu an yetkin ve kendini ispat etmiş genç arkadaşlarımız var. Biz de onlarla çalışmaktan çok mutluluk duyuyoruz hocam. Cemal Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii kendi öğrencilerimizle beraber hafta içi, ayrıca hafta sonu ülkemizdeki tüm çocuklarımızla beraber okulumuzda farklı şekillerde uzaya yönelik, uzay araçlarına yönelik çalışmalar uygulama olarak yapabiliriz. Buradan duymuş olalım. Sağlıcakla. Ben de son bir ekleme yapayım. Uzay Keşif Topluluğu Derneği olarak aslında bütün genç arkadaşları da aramızda görebilirsek kendileriyle ortak birçok proje yapabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Sağlıcakla. Sağ olun hocam. Ya,